أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. Ashab-ı kiramdan Ebu Bekre radıyallahu anh şöyle dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi diye 3 defa sordu. Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi? 3 defa sordu. Evet, haber ver ey Allah'ın elçisi dedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunlar Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmektir buyurduktan sonra yaslandığı yerden doğrulup oturdu. Demek ki yaslanıyordu böyle belki yan şekilde doğruldu oturdu ve iyi dinleyin bir de yalan söylemektir diye ekledi. Büyük günahların en ağırı neymiş söylüyorum şimdi soracağım size. 1- Allah'a şirk koşmak, 2- ana babaya itaatsizlik etmek, 3- yalan söylemek. Söyle bakalım. 1- ana babaya itaat etmek. Büyük günah. Birincisi neydi? Allah'a şirk koşmak. Allah'a şirk koşmak. 2- anne babaya itaat etmemek. Anne babaya itaat etmemek. 3- neydi üçüncü aslanım? Yalan söylemek. Yalan söylemek. Bunlar büyük günah. Yalan söylemek. Allah'a ortak koşmak. İkincisi anne babaya itaatsizlik. Yani karşı gelmek. Üçüncüsü de yalan söylemek. Bu son cümleyi o kadar çok tekrarladı. O kadar çok tekrarladı ki üzülmesini istemediği için içimden keşke sussa diye geçirdim. Son cümle neydi? Yalan söylemek. İyi dinleyin, bir de yalan söylemek. Bunu çok tekrarlamış. İyi dinleyin, bir de yalan söylemek. İyi dinleyin, bir de yalan söylemek. İyi dinleyin, bir de yalan söylemek. Böyle o kadar çok tekrar etmiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor, içimden keşke sussa diye geçirdim diyor. Hani üzülmesini istemediğim için diyor. Hadisin ravisi Ebu Bekre. Adı Nüfeyl İbni Haris Es-Sakafi'dir. Annesi ve babası Taif'te köle olduğu için o da köle sayılıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. yılında yani 630 miladi olarak Taif kalesini kuşatınca oranın halkına şöyle bir uyarıda bulundu. Aramıza katılan hürler serbest kalacak, köleler de hür kalacaktır. Ebu Bekre oradan kaçıp Müslümanlara katıldı. Kaleden aşağıya Bekre denen bir kuyu çıkrığı ile indiği için Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Ebu Bekre diye iltifat etti. O günden sonra adeta onun esas adı unutuldu. Herkes onu künyesiyle çağırdı. Ebu Bekre radıyallahu anh hicretin 51. yılında yani miladi 671'de vefat etti. Allah ondan razı olsun. Hocam hoş geldiniz. Aleyküm selam. Allah razı olsun. An Varradin katibil Mughirati ibn Şubete kal. Ketebe Muaviyetu ilel Mughirati. Uktub ileyye bima semi'te min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال مغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم كاتبي وراد şöyle dedi. Muaviye bin Ebi Süfyan Mughire bin Şube'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğun hadisleri bana yaz diye bir mektup gönderdi. Ben de onun rivayet ettiği şu hadisi yazdım. Ben Resul-ü Ekrem'in çok soru sormayı veya ihtiyacı yokken dilenmeyi. Bakın iki tane rivayet var.
Bir tanesi bu Arapça kelimelerden bu anlaşılabiliyor. Bir tanesi çok soru sormak diye anlaşılıyor. Aynı kelime bu ikinci manayı da ifade edebiliyor. İkincisi de ihtiyacı yokken dilenmek. Yani ihtiyacı olmadığı halde insanlardan ne yapıyor? Bir şeyler istiyor. Allah rızası için ekmek parası, Allah rızası için ekmek parası. Halbuki ev parası biriktirmiş, hala ekmek parası diyor. İhtiyacı yokken istiyor. Evet. Malı israf etmeyi ve dedikodu yapmayı yasakladığını bizzat kendisinden duyduğum. Yani insanlar o zaman birbirlerine soruyorlar ki bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir şeyler anlatın diyorlar. Değil mi? O da anlatıyor işte. Diyor ki Efendimiz aleyhisselam gereksiz yere çok soru sormayı veya ihtiyacı yokken dilenmeyi, malı israf etmeyi, üçüncüsü de dedikodu yapmayı, yani başkalarının arkasından hoşlarına gitmeyecek şeyleri konuşmak. Gerek yok ya. Adamın yüzüne karşı söyleyebiliyorsak söyleyelim, eksiği vardır, kusuru vardır, yanlışı vardır. Yüzüne karşı söyleyemiyorsak da arkasından konuşmanın bir manası yok. Bu bir şeyi düzeltmez. Bir de insanların arasında kin olur, nefret olur, fitne olur. O yüzden arkadan konuşmak yok. Çocuklar, ders yaparken dersi dinliyoruz, tamam mı? Ders bitince muhabbet yapacağız. Hadisin ravisi Mughire bin Şube. Kimmiş Mughire bin Şube? Hicretin 6. yılından, yani 628 miladi önce Müslüman oldu. Hazreti Ebu Bekir devrinde yapılan Yemame Savaşı'na katıldı. Ve bu savaşta bir gözünü kaybetti. Bakın sahabe-i kiram, görüyorsunuz değil mi? Kimisi kolunu kaybetmiş, kimisi gözünü kaybetmiş, kimisi parmaklarını kaybetmiş, kimisi ayağını kaybetmiş. Yani sahabe-i kiram şöyle bir meclise oturduğu gibi aralarında böyle her yeri tas tamam insanlar olduğu gibi eksiği olan insanlar da vardı. Biz şimdi İslam davasında hiçbir şeyimizi kaybetmek istemiyoruz. Her şeyimiz tas tamam olsun. Saçımız, sakalımız, elimiz, ayağımız, kolumuz, bacağımız. Halbuki ne yapmamız lazım? Bir şeylerimizi feda etmemiz lazım, değil mi? Uykusuzlukla beraber, açlıkla beraber, zorluklara efendim tahammül etmekle beraber. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Hocam ilim okurken geceleri uyumazmış. Öyle ki insanların 4 senede elde ettiği ilmi 1 senede elde etmiş diğer talebelerin. Lakin geceleri uyumamak için kahve içermiş. Kahvenin de çekirdeğiyle beraber çekirdeğini yermiş. Onu yiye mide zarar görmüş. O yüzden midesinde hocamın rahatsızlık vardı. Bak gördünüz mü? Hocalarımız çok defa anlattılar. Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi bugün de vefatının seneyi devriyesi. Geçen sene bugün vefat etmişti. Rabbim cümle geçmişlerimize ve Mahmut Efendi Hazretlerimize de gani gani rahmet eylesin inşallah. Amin. İki saat uykuyla gün geçiriyor. Ama öyle böyle gün değil. Bir günde 6 sohbet. Ya bir günde 6 sohbet. Efendim tebliğ, dolaşmak, hiç durmak yok. Öyle oturalım, mükellef sofralarda yemek yiyelim. Bizim gibi çay keyfi, kahve keyfi, böyle bir tatlı keyfi, böyle bir olay. Sürekli koşturma. Sürekli koşturma. Sonra geliyor, camide bir ders var. Usulü fıkıh dersi. O usulü fıkıh dersine de katılıyor. Niye? Çünkü o katılırsa talebeler bu işin önemini anlarlar. Bu sefer o derste uykusu geliyor. Uykusu gelince ayağa kalkıyor. Ayakta bir daha uyuyor. Bu sefer diyor ki bana buz getirir misiniz? Buz koyuyor vücuduna. Bu dava böyle geldi yani. O Allah dostları, Allah'ın yolunda giden zatlar başka türlü bu işi yürütemezlerdi yani. Evet. Şimdi ne diyor bakın. Hazreti Ebubekir devrinde Mughire bin Şube Yemame Savaşı'na katılmış ve gözünü kaybetmiş. Şimdi mesela savaşa giriyorsun, savaşta da tehlike var değil mi? Can gidebilir, kol gidebilir, ayak gidebilir. Ama işte İslam için ne yapacaksın? Feda edeceksin. Soruları unutmayın, soruları en son alalım, tamam mı? Soruları en sona biriktirelim, en son alalım soruları. Evet. Hazreti Ömer devrinde Suriye ve Irak fetihlerinde bulundu. Basra ve Küfe valiliği yaptı. Hemen her problemi hallettiği, her zor işin altından başarıyla kalktığı için Arap dahilerinden biri sayılırdı. Hicretin 50. yılında 670'te vefat etti. Allah ondan razı olsun. Kimmiş bu anlattığımız? Mughire bin Şube. Tamam? Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Onun sahabesi, onun arkadaşı. Hadislerin açıklaması. Günahların en büyüğü Allah'a şirk koşmak. Sonra ana babaya itaatsizlik etmektir. Ardından yalan söylemek gelir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaslandığı yerden doğrulması, sonra da hiç durmadan iyi dinleyin, en ağır günahlardan biri de yalan söylemektir buyurması, yalan söylemenin, yalancı şahitlik etmenin ne kadar çirkin olduğunu gösterir. 16 numaralı hadis-i şerif, ilk anda konumuzla ilgili değilmiş gibi görünüyor. Fakat bu hadis kitabımızda 297 numarayla da rivayet edilmiştir. 16. rivayette hadisin yarısı, 297 numarada ise tamamı verilmiştir. İmam-ı Buhari 16. hadisi ana babaya karşı gelmek bahsini aldığına göre anlaşılan vaktiyle kitabı elle yazarak çoğaltanlar, yani müstensihler, bu hadisin yarısını yazmamışlardır. Demek oluyor ki bu hadise göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu 6 şeyi yasaklamıştır. Şimdi iki hadisi birleştiriyor. İki hadisten ortaya çıkanı söylüyor. Ana babaya itaatsizlik etmek, hadisin konumuzla ilgili tarafı bu kısmıdır. Birincisi buydu. 2 dedikodu yapmak, 3 malı israf etmek, 4 çok soru sormak, 5 verilmesi gerekeni vermeyip almaya hakkı olmayan şeyi istemek, 6.'sı da kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek. Bunlar işte en büyük günahlardan. Bir daha sayıyorum, en büyük günahlar: ana babaya itaatsizlik, dedikodu yapmak, malı israf etmek, çok soru sormak, verilmesi gereken şeyi vermeyip almaya hakkı olmayan şeyi istemek ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek. Hadislerden öğrendiklerimiz: 1. Büyük günahların en ağırı Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek ve yalan söylemektir. Şimdi bazen şu akla gelebiliyor, ya Allah'a şirk koşmak zaten dinden çıkartıcı bir şey değil mi? Şimdi büyük günah diyoruz ya. Şimdi zaten Allah'a şirk koşmak dinden eğer çıkartmazsa, dinden çıktığı zaman zaten günah diye bir şey söz konusu artık kalmıyor ki, zaten dinde değil. O zaman burada şu ortaya giriyor. Şirk dediğimiz zaman gizli şirk dediğimiz bir şey var. Yani insanın benlik yapması, nimeti kendinden bilmesi, bu çok tehlikeli bir şey. Yani her Müslüman için bu tehlike var. İşte şeytan buraya düştü. Ne dedi? Ben dedi. Aslında inanıyordu. Bak, şeytan ilah tanımaz değildi ha. Şeytan inanıyor. Ama ne diyor? İtiraz ediyor. Felsefe yürütüyor. Ben diyor bundan daha hayırlıyım diyor. Tamam? Enelik yapıyor. Enelik yapıyor. Bu çok tehlike. Bir adam var. Ben diyor Allah'a inanıyorum diyor. Müslümanım diyor. Belki namaz var, abdest var. Ama bir iş halloluyor. Bu işi kendinden biliyor. Allah'ım bunu ben yaptım. Bu hepimiz için büyük bir tehlikedir. Bu evliliği ben yürütüyorum. Olur mu ya? Beraber karı koca işte, beraber yürütüyorsun yani. Senin de eksiğin var, onun da eksiği var. Bu iş yerini ben yürütüyorum. Olur mu? İşçiler olmasa sen... Böyle yapan insanlar iş yerini yürütemezler, batırırlar. Böyle egoist adamlar batırırlar. Bazıları var öyle. Adam dükkanı açmadan ofis kuruyor kendine. İşi patronculuk oynamak. Böyle bir dostum var, öyle demişti. Hocam dedi, böyle büyük işler yapıyorlar falan. Bayağı 2000 kişiye ekmek veriyorlar yani maşallah. Patronculuk oynamıyoruz hocam. Çimentonun kaç para olduğunu biliriz diyor. Bak, 2000 kişiye iş veriyor. Ama ne diyor? Çimentonun kaç para olduğunu biliyoruz diyor. Anladın mı? Yani iş bu. İş yapmak, sahada olmak. Bütün aşamasında işin bulunmak. Ama bazıları var. Hiç daha iş yapmadan hemen kendine ofis yapacak, makam yapacak, koltuk yapacak. O koltukta otur. O kişi muvaffak olamıyor. Başarılı olamıyor. İşte bu neden kaynaklanıyor? Benlikten kaynaklanıyor. Ben diyeni Allah-u Teala tepe taklak eder. Çünkü sen kimsin? Ben kimim ya? Yüce yaratan Mevla var. O gökten suyunu indirmese, yerden bitirmese, çok zenginim. Nefes alamadın, damarları para açmıyor ki. Ya. Evet. O beyne giden bir tane kılcal damar, 1 milyon versen o kılcal damarı yerine getiremezsin. Onun için hepsini Mevla'dan bilmek lazım. Hiçbir zaman ben de ne diyeceğiz? Emanet. Şimdi geçen gün biri sordu. Diyor ki bu senin mi diyor? Bu çocuk senin mi diyor? Ben dedim, emanet dedim. Diyor ki baba kim? falan diyor. Emanet der. Eskiler böyle derlerdi. Benim oğlum, benim kızım demezlerdi. Tabii emanet derlerdi. Emanet, hepimiz emanetiz yani. Tamam. Bir şey soruyor. Bu araba senin mi? Tabii benim arabam. Şu kadar aldım. Emanet. Bu ev senin. Emanet. Mevla'nın. Bazı binaların üstüne yazar. Ne yazar? Mülk Allah'ındır. El mülkü lillah. Mülkün sahibi. Onun verdiği imkanlarla yapıyoruz. Demek ki bir bunu öğreneceğiz. İşte bunu yaparsa insan, bunu becerebilirse biz mesela. Başarılı olan liderler hiçbir zaman kendisini ön plana çıkartmaz. Biz der, takımını,
ekip ruhunu ortaya çıkartır. Ben diyenler başarılı olamaz. Tamam, ben de konusunda şirk ediliyor mu? İşte o zaten gizli şirk. O en büyük günah o işte. Gizli şirk var. O birçoğumuzun kaçırdığı o. Neden? Nimeti kendinden bilince Allah'a ortak koşmuş oluyor bir yerde yani. Makamı kendinden biliyor. Mesela sohbet ediyoruz. Oo, ne kadar çok ilmim var benim. İnsanlar beni dinliyor. İnsanlar bana... Hayır ya. Allah-u Teala sana bu ses telini verdi, bu konuşma yetisini verdi, bu telaffuz imkanını verdi. Ben ne güzel Kur'an okuyorum, insanlar ben okuduğumda mest oluyorlar, yüz binlerce kişiyi ağlatıyorum. Ya ne demek bu? Mevla bu imkanı verdi sana. Onun için hepsini, ben çok yakışıklıyım, ben çok güzelim, elimi sallasam ellisi, Mevla imtihan ediyor. Evet, herkesi imtihan ediyor verdiğini. Hayır olan bir şey varsa Allah'tan bilin, öyle miydi? Şer olanlarımıza, yani kötü yaptıklarımıza kendi nefsimizden. Eyvallah. Tabii. Bütün iyilikleri Mevla'dan bileceğiz. Hayır varsa Rabbimizden. Bir eksik, bir yanlış varsa bizim kendi nefsimizdendir. İşte bu zaten tasavvuf niye var? Tasavvuf. Bunun için var işte. Tasavvuf, nefsin kötü huylarından arınma eğitimi. Bitti. Tasavvuf, nefsin kötü huylarından arınma eğitimi. Bazıları yanlış anlıyor. Efendim şeyhe tapıyorlar. O cahil insan öyle bir şey. Şeyhe nasıl tapacaksın bir insan ya? Peygamber'e tapmak yok. Şeyhe tapmak yok. Şeyhi ilahlaştıranlar var. O ayrı bir şey. Tabii. Ama onlardan şeyhler de rahatsız oluyor. Tabii. Bazı cahil müritler var. Şeyhini ilahlaştırıyorlar. O tehlikeli bir şey yani. Tabii. Onu zaten şeyhler de ona müsaade ediyor. Tabii. İşte bunun için ilim lazım. Bir insan fıkıh bilmeden, akaid bilmeden sadece tasavvufa yönelirse İmanını kaybedebilir. Fıkıh öğrenecek, akaid öğrenecek, inanç esasları öğrenecek. Bunlarla beraber tasavvuf öğrenirse o işte ne olur? O Akşemseddin Hazretleri olur. Efendim o Hacı Bayramı Veli Hazretleri olur. O Şah-ı Nakşibend Hazretleri olur. O Abdülkadir Geylani Hazretleri olur. Yol böyle olacak. Yani arkadaşlar kolay bir şey yok. Efendim ben hemen tarikata girdim, Şeyh Efendi'ye intisap ettim, sarık sardım, cübbe giydim, sakal bıraktım, iş bitmiyor, yeni başlıyor. Gayret, hep çalışmak, hep çalışmak. Men istevâ yevmâhu fehuve mağbûnun. İki günü bir olan ziyandadır. Ama bizde genelde böyle bir üstünlük taslama. Ben bir gruba girdim, tamam biz üstünüz, bizim grubumuz üstün, hep böyle bir şey var. Neden öyle olmuş hocam? Avam işi midir, avas işi midir diye sormuşlar değil mi tasavvuf? Aslında avas işiyken bile avam girmiş. Neden öyle olmuş? Evet. Şimdi şöyle. Tabii ki o zamanda mesela bir Osmanlı dönemindeki ilimle o zamanki insanların İslam'ı bilmesiyle bu dönemdeki insanların İslam'ı bilmeleri... Tabii. Cami, burada buraya tenzih ediyorum. Eyvallah. Cami görevlileri, imamların bu sohbet halkalarını ihmal edip avamı yetiştirme işi ve onları da bu sefer de kurtarması için o alim zatlar, Mahmud Efendi gibi zatlar herkesi kabul edip büyük günahlardan, günah-ı kebairden kurtaralım ve insanlar amel yönünü alsınlar diye Eyvallah. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bir gün Kadir Mısıroğlu Mahmud Efendi Hazretleri'ne soruyor. Diyor ki efendim diyor eskiden diyor. Mahmud'u zaten. Evet. Eskiden diyor tekkelere diyor bir sürü şartlarla girilirdi. Mesela sorarlarmış, derlermiş ki sen hiç aşık oldun mu? Aşık olma. Git önce bir aşık ol derlermiş. Aşık olmayan adam bu işi yapamaz, bu tasavvufu, bu tarikatı beceremez derlermiş. Mesela değil mi? Ya da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ne kadar çok Üftadi Hazretleri'nin dergahını kaftanıyla silmiş değil mi? Helalarını temizlemiş. Bak çok ciddi eğitimlerden... Şimdi sen diyeceksin ki adama geldi geç helayı temizleyeceksin. Adam kafanda kırar senin o maşrafayı değil mi? Sen kimsin der ya bana helayı temizletsene. Nerede? İnsanlar olmayınca oturmuyor arkadaşlar. Ya dolayısıyla o zamanlar bambaşka bu zaman bambaşka. Sonra demiş ki efendim demiş işte yine eskiden mesela... Bir insan takkeyi belli mertebede takar, sarığı belli mertebede takar, cübbeyi belli mertebede giyer değil mi? Hepsini belli... Şimdi gelen hemen mürit oluyor. Gelen hemen şalvar giyiyor, cübbe giyiyor, sarı giyiyor. Bu sefer cahil adam da giyince millet de hoca zannediyor. Bununla karşılaşıyoruz. Mesela bir yerde namaz kıldırılacak. Adam şalvar, cübbe var, sarık var diyelim ki. O an üzerimizde bizim cübbe yok o anda. Sarık yok, o da bizim eksiğimiz olsun. Tamam mı? Kabul edelim. Ya da bir başkası var. Kimse sormuyor, demiyor ki aranızda Kur'an'ı en iyi okuyan kimdir? Halbuki fıkıh bilinmesi lazım. Fıkıh diyor ki akra'uhum diyor. Kim imamlık yapacak? 10 kişi bir arada var. Biri sarıklı, biri cübbeli, biri takkeli, efendim biri cübbesiz. Kim imamlık yapacak? Cübbeye sarığa göre değil.
akra'uhum, Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan diyor. Ama işte fıkıh bilgisi yok ya. Biz hep neye göre bakıyoruz? Zahire göre bakıyoruz. Bizim aramızda arabası en iyi olan kimse onun sözü geçiyor. En çok fenomen olan aramızda şu anda en çok takipçisi olan kimse o konuşuyor. Öbürü konuşamıyor. Niye? Bu adamın çok takipçisi var. Bunun yanında biz konuşamayız. Tabii. Adam hüküm veriyor, ahkam kesiyor. Tabii. Fıkıh benim diyor. Fetva benim diyor. Niye? Çünkü bu ben diyor meşhur olduk şimdi diyor. Benim sözüm geçer diyor. İlim olmayınca biz de tabii diyoruz ya bu böyle yani. Bu sanatçı şimdi bu söz söylediyse bitti. gibi. Şimdi orada da biz ilim olmayınca zahire göre hükmediyoruz. Halbuki denmesi lazım ki arkadaşlar en iyi Kur'an okuyan kim? Bu geçecek imamlık yapacak. Bazen geçiyor adam Kur'an-ı Kerim okuyamıyor. Olmaz. O da şimdi bakıyor ki herkes bana hoca dedi. Herkes beni öne itti. E demek ki diyor bu kavukta var bir hikmet diyor yani değil mi? Bu cübbede diyor var bir hikmet. Hani Nasreddin Hoca'nın hikayesi var ya al bakayım kavuğu sen tak diyor. Kavukta ise keramet. İşi yeri. Dolayısıyla evet tasavvuf çok önemli bir ilim. Tarikat kamil mükemmel mürşitlerden, gerçek şeyh efendilerden elhamdülillah bu zamanlarda da vardır. Böyle zatlar Allahu Teala onlardan razı olsun. Onlar bu kainatta gerçekten Mevla Teala'nın bu dünyaya ikram ettiği büyük nimetlerdir. Onların elinden tutacağız, onların dualarını alacağız. Onların bir nazarı şifadır insana Allah'ın izniyle. Bununla beraber ne yapacağız? İlim öğrenmeye sürekli devam et. Yani ben bir yere girdim, kurtuldum. Yok. Sürekli ölünceye kadar devam. Peki. İkinci bölüm. Şimdi nereden geldik biz buraya? Gizli şirkten geldik. İşte tasavvuf eğitimi insanı bu gizli şirkten kurtaran en güzel metotlardan bir tanesidir. Kalbi temizlemeye yarar. Ondan sonra önce bir temizliyoruz. Sonra da temizledikten sonra oraya zikirle beraber iyilikler dolduruyoruz, güzellikler dolduruyoruz. Evet, ikincisi hadislerden öğrendiklerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemeyi Müslümana hiç mi hiç yakıştırmazdı. O iman ile yalanı asla yan yana düşünemezdi. Arkadaşlar yalan kesinlikle hayatımızda olmayacak. Asla en sevmediğimiz şey olacak. En uzak durduğumuz şey olacak. Ne olursa ne pahasına olursa olsun. Hocam arkadaş küser, üzülür, kırılır, bir daha yanıma gelmez. Efendim ailede problem olur vesaire. Bazı yerler var, bazı istisnai durumlar var yalan söylenebilecek. Ama orada da iyi bir fıkıh bilgisi lazım ve bir hoca efendiye danışmak lazım. Bu işi de oyuncak haline getirmemek lazım. Mesela nerede müsaade edilmiş? Efendim işte savaş hiledir. El harbu hil'atun. Savaşta hile olarak yalan konuşulabilir. Karşı tarafı yenmek için. Başka nerede? İki Müslüman birbirine nefret ettiler, küstüler, buluşturular. Ona gidersin dersin ya o çok pişman olmuş. Buna gidersin ki o seni çok seviyor. Halbuki böyle bir şey yok. Niye? Aralarını birleştirmek için. İşte bir karı koca mesela çok aralarında sıkıntı var, problem var. Birbirlerine tabii ki evliliği zedelemeyecek, evliliği yıkmayacak şekilde eğer problem oluşturacak bir şey varsa böyle bazı yerlerde, tamam mı? Çok istisnai yerlerde bunun dışında yalandan uzak durmak lazım. Yoksa bu yalanla beraber insan güvenini kaybeder ve güven bir sefer kaybedildi mi bir daha kolay kolay geri alınmaz. Bu hayatta en zor satın alınan şey güvendir. En zor. Güven bazen 3 senede, bazen 5 senede, bazen 10 senede, bazen 15 senede elde edilir. Ama bir yanlışla bu güven elden gider. Evet. Onun için yalandan son derece uzak durmak lazım. Zaten o bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani oldu ki bir kişi yalan konuştu, o bir şekilde ortaya çıkıyor. Devam etmiyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 3. Halka öğüt verenler önemli konuları zihinlere iyice yerleştirmek için onları tekrar etmekten kaçınmamalıdır. Demek ki öğüt verirken tekrar önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Yerinden doğruldu ve defalarca tekrar ederek ne dedi hadis-i şerifte? İyi dinleyin, bir de yalan söylemektir. Bu cümleyi sürekli tekrarladı. Bazı önemli cümleler sürekli tekrarlanması gerekir ki insanın beynine, zihnine kazınsın. Şimdi reklamlardan bunu örnek alın. Radyo reklamı adam ne yapıyor? Hocam bir saatte bir yayın arasında aynı cümleyi söylüyor. Aynı cümleyi söylüyor. Dizi izliyorsun, film izliyorsun ya da programı, sohbet izliyorsun. Arada sürekli reklam çıkıyor. Sürekli reklam çıkıyor. Bir slogan atıyor. Bir slogan. Artık sen onu ezberliyorsun. Baksana ezber. İşte bu bir... Hashtag var ya hocam. Işte hep altta kalıyor. Hep sürekli. Ha, görüyorsun onu mesela. Hep sürekli aynı kelimeye giriyorsun. Tabii. Dolayısıyla demek ki tekrar önemliymiş. Bazı önemli mevzuları
tekrar ederek zihinlere iyice yerleştirmek lazımdır. Evet. Bir de başka husus hadis-i şeriften andığımız, gerektiğinde soru sorulmalı ancak karşısındakini rahatsız etmekten sakınmalıdır. Evet, yeri geldiğinde soru sorabiliriz ama karşı tarafı rahatsız edecek kadar soru sormamak lazım. Bir de gereksiz yere soru sormamak lazım. Lüzumlu soru sormak lazım. Beşincisi, ihtiyacı yokken dilenmek Müslümana yakışmaz. Bir Müslüman hiç parası yok, imkanı yok, aç kaldı, susuz kaldı, dilenebilir mi? Dilenebilir. He, hoş karşılanmaz ama zaruret varsa ne kadar? Bir günlük yiyeceğini çıkartacak kadar. Bitti. Bir günlük yiyeceğini çıkarttın, bugün nedir? 200 liradır, 300 liradır, bitti. Bir günlük yiyeceğini çıkarttıysa bu andan sonra dilenmesi, Allah rızası için verin, muhtacım, çocuğum hasta, evimde yakacak yok demesi haramdır. Haramdır. Ve bugün maalesef dışarıda dolananların birçokları gerçek ihtiyaç sahibidir. Onun için dışarıda kolay kolay vermeyin. Ha, kötü söz de söylemeyin. Ya yürü git başımdan deme. Kusura bakma, müsait değilim, bu kadar. Yalan da yok da deme, işin cebinde var, yok diyorsun, olmaz. Kusura bakma, müsait değilim. Sana vermeye müsait değilim kardeşim. Bildiğiniz yere verin. Özellikle biz mesela camimizde organizasyon yaparız. Yetimlere veririz. Her ay sabit. Hafızlara veririz mesela. Niye? Biliyoruz bu. Çünkü direkt yetime gidiyor. Hafıza gidiyor. Öbür türlü alıyor. O parayı biriktiriyor. Ne yaptığı belli değil. Benim. Ha, bazısı diyor ki çorba yedir, o zaman götürürsün lokantaya. Kardeşim çorba yedir. Ya diyor, parasını versen bana. Ha, demek ki sen çorba yemeyeceksin. İnsanın karşındakinin yapısından anlıyorsun. Bazen 30 yaşında bir genç delikanlı yolda çeviriyor seni. Bakar mısın hacı abi? Buyur. Ya diyor, ben diyor ekmeğim yok, şuyum yok, buyum yok. Diyorsun ki kardeşim sen niye çalışmıyorsun? 30 yaşında bir adam. Evet hocam. Sıksa. Benden güzel giyiniyor mesela. Evet, evet, çok ayağında pekeli, spor evet. Ayakkabı var, marka. Hocam, şimdi bu adama vermek zulümdür. Bak, bu adama para vermek, bunu alıştır. Ya da bazen çocuk geliyor, çocuk istiyor. Bak, bu çok kötü bir şey. Bu çocuğa vermek, bu çocuğu alıştırmak anlamına gelir. Selpak satıyorsa ben ondan selpak alıyorum mesela. Alın onu da yani. Mesela 5 lira selpağı al, satsın. Kalem satıyor, bu güzel bir şey. Ama istemek, bunu alıştırmak doğru bir şey değil. Tespit edin. Şimdi onun için burada baktığınız zaman karşıyı anlarsın. Giyimine bakın, kuşamına bakın. Marka bir ayakkabı varsa ayağında, gencecik bir adamsa bunu anlarsın. Biraz duruma göre önemli olan yerini bulsun. Ve karşı tarafı bu işe alıştırmayalım. Tamam mı? Buna özellikle dikkat. Hocam, çorba istiyor, ekmek fıkhi istiyor. Fıkhi hükmü ne hocam? Şimdi ya fıkhi hükmü bu. Fıkhi hükmü ne bu? Fıkhi hükmü bir günlük. Heh. Yiyeceği varsa o kişinin dilenmesi onun haramdır. Onun için, ama bilemezsin. Yani. Yani. Onun için dilenmiyor. İnanın ki hocam, o profesyoneller çok güzel ihtiyaç sahibi gibi gösterebiliyorlar. Tabii. Ve işin kötüsü ne oluyor biliyor musun? Buyurun tabii, estağfurullah. Şu ne oluyor biliyor musun? Şöyle bir durum var. O isteyenler, isteyemeyip de gerçek ihtiyaç sahibi olanların da engel oluyorlar. Ben çünkü biz Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü'nde Üsküdar'da görevliyiz. Biz bu insanlara yardım götürüyoruz. Şununla karşılaştım ben bir mahallede. Bizden geliyorlar. Koli dağıtıyoruz şimdi. Bir panel var, arkası koli dolu. Geliyor, "Oo, çok ihtiyacım var yavrum, bir koli verir misin?" Biz ilk daha başladık. Biz de veriyoruz yani. İhtiyacım var diyorsa ihtiyaç sahibidir. Yoksa bir insan isteyemez ki. Böyle düşünüyoruz biz. Veriyoruz. Baktık ki biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Sonra haber geliyor ki ya böyle insan, bazıları geliyor mesela camiden yardım dağıtılacak. Elini almış marka telefonu geliyor. Ayağında marka ayakkabı, koli almaya geliyor. Ya insan utanır değil mi? Yani bu telefonla, bu ayakkabıyla koli almaya gelmekten utanır yani. Ama alışmış. Hiç ondan utanmıyor yani. Bu sefer baktık böyle olmuyor. Ondan sonra gidişlerde listeyi alıyoruz. Diyoruz ki birisi geldi. Diyoruz ki listede kimin ismi varsa ona verebiliriz. Bir gün böyle vermedim. Arka sokağa geçtik. Birisi dedi ki hocam dedi, şuna iyi ki vermedin dedi. Niye dedim? 3 tane ev var biliyor musun onu dedi. Evet. Hocam, 3 ev var. Koli istiyor. Mevzu karıştırılmasın. Şimdi dilenmekle sadaka vermek ayrı şeyler. Evet. Yani sen sadaka, hani şimdi bu konu dilenme konusu. Eyvallah. Adamın ihtiyacı varsa yani işte günlük yaşesini karşıladıktan sonra haram oluyor dilenmesi. Eyvallah. Mesele bu. Tabii. Yoksa sadaka vermek senin içinden geliyor. Verirsin. Verirsin sadaka herkese, bana da verebilirsin. Eyvallah. Herkes. Anlatabiliyor muyum? Bu o başka bir şey. Geçiyor tabii. Değil mi o sadaka vermek? Tabii tabii. Yok. Hiç fark etmez. Şimdi yani. Biz şimdi bu mevzu o yüzden oluyor. Senin niyetin yerine geliyor ama önemli olan şu. Yerini bulsun. Ayrı ama şimdi mevzu uzuyor. Ona mı versem? Ya sen sadaka vereceksen verirsin zaten. Eyvallah. Dersin ki ya Rab, ben niyet ettim senin rızan için sadaka vermeye. Tabii. Bana da ver. Bunu da ver. Kime veriyorsan ver. Problem değil. İhtiyaç sahibini bulursan zaten.
Allah tabii, razı olsun. O daha iyi. Tabii. O daha iyi. Ama yani, dilenmenin hükmü. Burada dilenmenin hükmünden tabii bahsediyoruz. Dilenmenin hükmü. Kime haram dilenmek? Her Müslümana işte, her ihtiyaç halinde dilenebilir. Eyvallah. İyi görülmemiş. Ama günlük yaşasını çıkardıktan sonra istemek haram. Haram.